Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, şimdi geçen derste ne yaptık arkadaşlar? Şunu yaptık bir saniye. Şöyle söyleyeyim. Öncelikle burada yeni personel tanımlamasını yaptık. Personel güncelleme, personel silme işlemlerini yaptık. Şimdi avans maaş, avans ödemesini yapıyorduk. Öncelikle seç diyerek bir personel seçiyoruz. Tabi burada bir arama butonu eklememiz lazım. Çok sayıda personelimiz olduğu zaman bulmakta zorlanacağız. Bu nedenle biraz sonra buraya bir arama butonu ekleyeceğim. Aynı şekilde burada bir personel bulduktan sonra burada bu ay için ödenebilecek miktarı ve daha önceki ödemeleri burada listelemek istiyorum. Sonra da maaşını, avansını ödeyeceğim. Çıkarsak iyi olacak ama şimdi gelelim. Önce Ücül Bey'e gittim arkadaşlar. Ödeme formunu açtım. Şunu biraz rengini değiştirirsek en azından belirgin hale gelir biraz. Şu paletten şu koyu gri rengi seçiyorum. Burayı da aynı şekilde şu rengi seçtim. Fazla mı koyu ya? Şu renk olsun. Aynı şekilde burası da şöyle, şu arka plan, şu yazan arka planı back style'ini sıfır yaparsanız yeterli. İsterseniz yazı rengini buradan değiştirebilirsiniz. Beyaz renk veya siyah renk olabilir. Yine şurayı da aynı şekilde. Yine bunun back style'ini sıfır yapıyoruz. Tamam, bu şekilde. Aynı şekilde isterseniz butonların rengini de değiştirmeniz mümkün ki arkadaki renkle farklı bir böyle renk verdik, daha güzel oldu bence. Sebebi şu, buradan avans maaş ödemesine geldiğim zaman ayrı bir form olarak açılsın. Aynı zamanda ayırt edebilelim diye. Bu renklendirmeyi yaptıktan sonra şu aşağıya formu biraz genişletiyorum. Burayı yine bir frame alacağım arkadaşlar. Şöyle. Evet. Şuraya da yine şu maaş yazan yeri alıp şunun bir kopyasını alıyorum aşağıya. Ve buraya max ödeme diyeyim. Maksimum ödeme. Maksimum ödeme diyeceğim. Buranın rengini de ayrı bir renk yapayım ki dikkat çekici olsun. Maksimum ödeme. Buna TX'de max diyeyim. Şimdi ben bunu niye yaptım? Bir de enable'ını da false yapacağım ki buraya bir yazı, herhangi bir şekilde yazı yazılmasın. Enable neredesin? İşte burada. Zaten false'tur arkadaşlar. Tamam. Hemen onu yapalım. Ya da bir de buraya bir frame yerine bu ay içinde yapılan o ay içinde yapılan ödemeler. Bunu da yine fontunu kalibri kalın 12 yapalım. Renk olarak da yeşil yapalım. Şimdi font şey buranın içine de bir de liste alıyorum arkadaşlar. Şöyle bir liste kutusu. Buna da LST ödemeler diyorum. ODM'ler. Arkadaşlar dikkat edin.
Ben hiçbir yerde noktalı Türkçe karakter kullanmıyorum arkadaşlar. Mesela ödemeler demiyorum. Siz de buna dikkat ederseniz iyi olacak arkadaşlar. Şimdi forum ilk açıldığı zaman bana şu seçtiğim personelin maksimum ödeyebileceğim tutarını hesaplasın arkadaşlar. Formun dışına çift tıklıyorum. Bir prosedür yapacağım arkadaşlar. Şuraya bir prosedür yazayım. Şuraya sub yazıyorum. Max ödeme bul. Hesapla. Maksimum ödeme hesapla diyorum. Bir saniye arkadaşlar. Yine evet. Maksimum hesapla. Şimdi buraya bir değişken tanımlıyorum. Dim x as long diyorum. Hemen bir döngü açıyorum arkadaşlar. For x eşittir 2 to 1 milyon. Şuraya next dedim. Şimdi burada diyorum ki eğer arkadaşlar klavyemin üzerine çay döküldüğü için arkadaşlar, maalesef bazı harfleri çıkaramıyorum, zorlanıyorum. Eğer sheets dedik, S yazı kontrol boşluk tırnak içinde hangi sayfadadır? Şu sayfada maaş hareketi. Bunu çift tıklayıp kontrol C ile kopyalıyorum. Maaş hareketlerindeki range A'nın x'inin değeri eşittir boş ise çık exit for diyeceğiz arkadaşlar. Yani for'dan çık. Geldim aşağıya. Bir if daha. Yine aynı if'i alıyorum. Bak şunun aynısını kopyalıyorum. Aşağıya yapıştırıyorum. Eğer diyorum maaş hareketlerindeki şimdi buraya dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Maaş hareketlerindeki buradaki bir nedir? Personel kodudur. A'nın x'inin değeri. Peki formda personel kodu nerededir? Şuradadır. TX'e personel kod. Şimdi burada diyorum ki eğer maaş hareketlerindeki A'nın X'inin değeri eşittir TX'te personel koduysa TX'te personel koduysa nokta value ise de şuraya bir end if yazdım. Peki şuraya bir if daha yine yapıştırıyorum. Eğer maaş hareketlerindeki A'nın x'i değil de bu sefer de haş arkadaşlar şurası. Haşın x'inin değeri eşittir. Mont arkadaşlar mont diye bir şey var. Ay. Mont yani ay hangi ay TX'te tarih nokta value ise den ben şunu söyledim burada bir end if açalım. Dedim ki, şimdi arkadaşlar dikkat edin. Biz burada mesela personel seçtiğim zaman buraya ne geliyor? Şu anda biz 12. ay 02-12-2020 12-02 tarih biçimi farklı. Şu seç dediğim zaman ne yapıyorduk?
TX'i tarih value eşittir date dedik. Date. Şimdi tarihi oraya ay, gün, yıl olarak geldi ya. Şöyle seçtiğim zaman buraya ay, yani şu 2 aydır arkadaşlar. Şuradaki 2 ay, 12 gün, 20 de yıldır. Ters. Aslında onun formatını değiştirebilirim. Date nokta sorun değil. O önemli değil. Öyle gelsin. Bir şey olmaz. Burada dedim ki eğer maaş hareketlerindeki ay, yani değer H2'nin değeri tarihteki ay ise. Şimdi şuraya bir de bir değişken daha tanımlıyorum. Ödenen as double diyelim. Yani virgüllü sayı da olabilir demektir. Şuraya diyeceğim ki arkadaşlar, ödenen eşittir ödenen artı application nokta worksheet function nokta sum toplamını al. Neyin toplamını al? Bakın şuranın aynısını bir daha alıyorum. Bunu kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Parantezi kapatıyorum. Ama hx'inin toplamını değil. Tutar nereye yazılır? Nereye yazılıyor? G'ye arkadaşlar. G'nin x'ini al. Değerini topla. Tamam. Ödeneni de al, bulduk. Şimdi şuraya bütün işler bittikten sonra, yani next'lerin dışına çıktıktan sonra buraya diyeceğim ki txt max nokta value eşittir arkadaşlar ödenen. Hatta format currency'ye de çevirebiliriz. Format currency ödenen. Max hesapla, şu prosedürü alıyorum. Kopyala. Bunu nereye alacağım arkadaşlar? Seçin içine. BTN seçin, şu altına. Bakın. Şu seçin altına tutar hesaplayı getiriyorum. Bakalım arkadaşlar doğru çıkacak mı? Bir yerde hatamız var mı? Bir çalıştıralım önce. Mesela burada Murat Kaya var. Murat'a bir seferinde 300 lira, bir seferinde 300 lira 600 lira bulmuşuz. He, pardon. Şurada burayı yanlış yaptık. Takes the max value eşittir arkadaşlar. Ne diyeceğim biliyor musun şuraya? Format currency, şuraya ödenen demeyeceğim arkadaşlar. TX'de maaş nokta value eksi ödenen diyeceğim. Maaştan ödeneni çıkar. Yani şunu demek istiyorum. Mesela burada Murat Kaya'nın burada bir seferinde 300, başka bir seferinde 300 ödemişiz 600. Peki Murat Kaya'nın maaşı ne kadar? 6000. Demek ki burada maks ödeme bizde 5400 bulması lazım. Bize 5400 verirse doğru yapmışızdır. Mesela ben geldim buradan, maaş avans ödeme, personel seç, Murat'ı seçeceğim. Eğer 5400 gelirse doğru. Ve yanlış geldi. Ya da istersen şöyle yapalım, öncelikle bakalım veriyor mu? Şuraya direkt yazalım da. Yanlış verdi de. Şuraya bir şimdilik şimdilik sadece bize bir ödeneni versin bakalım. Bakalım ödeneni toplayabiliyor mu?
Bir hata yok değil mi? Bir çalıştıralım. Ödeneni veriyorum ama mesela avans seç Murat Kaya 0-0 verdi. Tutarım ulan vermedi. Acaba şöyle bir arkadaşlar denetim masasından bakın bilgisayarıma girdim. Buradan çıktım. Şurada denetim masası var. Denetim masasından kategoriden büyük simgeler diyorum. Şurada bölge ve dil ayarları var. Bölgeye tıkladım. Ek ayarlara geldim. Burada tarihe geldim arkadaşlar. Tarih g.aa.yy'dir gördüğünüz gibi. Ben bunu gün, ay, yıl doğru. Burada burayla alakası yok. Burada nedir? G gün, ay, yıl. Şunu buna GG diyeceğiz. GG, AA, YY. Uzun tarih. Saçma bir şey ya. Kısa tarih bu şekilde. 12.02.2020. Şurada dolayı mı acaba? Almadı. Ne yaptı ya? Kolon with property. Kolon uyuşmazdı. Ne yaptım ya? Bazen böyle saçmalayabiliyor arkadaşlar. Böyle olduğu zaman biz ne yapıyoruz? Programı kapatıyoruz. Kaydolsun mu? Evet diyoruz. Bir daha çalıştıralım. Personelden avans şöyle seç. Murat toplamını vermedi. Acaba mesela ben burayı Murat şuraya 12 yazsam. Şurada 12 yazsam hani bakalım bu sefer ne yapıyor? Murat bak bu sefer verdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi maksimum ödenen 600 buldu. Demek ki şuradaki tarih formatı bize yanlış veriyor. Bir düzelteyim arkadaşlar. Bir saniye. Evet arkadaşlar şunları bir tekrar iki yapalım. Şöyle yapalım. Şimdi burada arkadaşlar seç dediğimiz zaman burada form aktif olduğu zaman tarih geliyor ya şurada date'in önüne şuraya format kontrol boşluğu format date time var arkadaşlar. Burada parantez açtığınız zaman format date time burada date yazıp şuraya artı pardon virgül şurada short date kısa tarih
yazarsak format biçimini, tarih biçimini düzeltmiş oluruz. Bir de başka ne yapabiliriz? Evet. Bir de şurada. Şurada ne demiştik? TX'te maaş nokta value eksi ödenen diyeceğiz. Şimdi bir bakalım bu sefer olacak mı? Şimdi seçiyorum mesela Murat Kaya dedim ki 5.400 getirmesi lazım. Şu anda maaşı 6.000 ona az önce baktık. Bakın 5.400 TL. Buna maksimum 5.400'ü ödeyebileceğiz. Ben buradan gelip örneğin avans yazdım veya maaş yazdım. Ben buraya 5.500 yazamam lazım. Şimdi onu da şöyle yapacağım şimdi arkadaşlar. Bakın şöyle yapacağım. Geleceğim şuranın change'ine, şu tutarın içine. Burada demişiz ki eğer rakam ise, bakın rakam değil ise sil. Bir de şöyle yazacağız. Eğer TX'te tutar nokta value büyüktür. TX'te max nokta value ise then şuraya bir end if yazalım. Then şöyle yapsın. TX'te tutarı silsin. Value eşittir. Ha, silmesin. TX'te tutar nokta value eşittir. TX'te max ödenen olsun. Max nokta value olsun. Ondan sonra MSG değil. FRM mesaj nokta LBL mesaj nokta caption eşittir. Maksimum en fazla tırnak içinde ve TX'te max nokta value en fazla ve ödeme yapabilirsiniz. Ondan sonra FRM mesaj nokta show desin. Tamam. Şimdi bir deneyelim bakalım ne demek istedim. Şunu demek istedim. Geldim buradan mesela Murat Kaya'yı seçtim. Şu anda 5.400 ödeyebiliyorum. Örneğin maaşa geldim ve maaşa 5.401 lira yazacağım. Bak 5.000 yazdım ya. En fazla 500 TL ödeme yapabilirsiniz. Şimdi yazmadım ki ya. 5-4 yazdım direkt getirdi. Yanlış. Ödeme. Şuraya geldim. Eğer tutar value TX'te tutar nokta value büyüktür. TX'te max nokta value ise. Böyle yap. Ha. Buraya bir else yazacağız. Else. Değil ise. Hiçbir şey yapmasın. Mesela avans 400 lira. Açıklama avans.
Şimdi tekrar Murat mıydı? Murat'ı seçtiğim zaman bu sefer 5.000 lira ödeyebiliyorum. Bir avans daha verelim 700 lira. Açtım burada. En fazla 5.000 ödeyebilirsiniz. 7 yazıyorum. Bakacağım bunu bir düzelteyim ya. Arkadaşlar ya bunun burada olması biraz sıkıntılı. Ben bunu şuradan kesiyorum. Burada sadece rakam olup olmadığını kontrol etsin. Şu kaydetin içine giriyorum arkadaşlar. Şu buranın altına, sorunun altına, şuraya. Hatta şu else'ye de hiç gerek yok. Şuraya exit sub diyebiliriz arkadaşlar. Şuraya. Exit sub. Evet. Şöyle yazdık. Burada dedi ki eğer tutar büyük ise TXT max'tan yani en fazla ödenebilenden büyük ise mesaj formuna en fazla şu kadar ödeme yapabilirsiniz. Mesaj formülü şov yaptık. TXT tutar sildik ve oraya fokusladık arkadaşlar. Hatta silmesek de olur. Silmeyelim. Direkt fokuslayalım sadece oraya. Tamam. Şimdi bir deneyelim. Mesela geliyorum. Örneğin Murat Kaya'ya geldim. Bakın en fazla 5.000 ödeyebiliyoruz. Buraya avans dedim. Örneğin 6.000 ya da 5.001 yazayım. Geldim açıklamamı yazdım. Kayde dediğim zaman en fazla 5.000 TL ödeme yapabilirsiniz dedik. Hemen oraya da fokuslandı. Mesela 6.000 yazdığım zaman da ödeme yapamıyorum gördüğünüz gibi. Şöyle yapalım tekrar. Şuraya mesajda bir harf yanlışı vardı. Yapabilirsiniz. Şu iyi yazmıyor. Tamam. Burayı da hallettikten sonra bir de şuraya bir if şartı koyabilir miyiz arkadaşlar? Buraya da bir eğer diyorum bakın eğer combo box işlem nokta list index arkadaşlar list index küçüktür sıfır ise ben txt şey txt değil combo box işlem nokta set focus diyebilirim. Şöyle demek istedim. Mesela ben buradan geldim. Bir tanesini seçtim. Ondan sonra direkt tutara gelip bir şey yazdığım zaman bakın beni hemen işlem tipine aktarıyor, gönderiyor. Yani işlem tipini seçmemi istiyor. İşlem tipini seçtikten sonra istediğimi yazabiliyorum gördüğünüz gibi. Ve evet. Yani şunu demek istiyorum. Bir daha deneyelim. Bunlar ufak tefek. Şöyle mesela ben bir personeli seçtim. Geldim. İşlem tipini seçmeyi unuttum mesela. Örneğin ona 300 lira. Bakın direkt rakam yazarken beni buraya gönderdi. 300 TL. Avans dedik. Kaydet. Kaydedilsin. Tamam. Şimdi bir daha Murat'ı seçtiğim zaman gördüğünüz gibi bu sefer 4.700 TL maksimum ödeme yapabiliyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu Murat Kaya yaptığımız ödemeleri veya Hasan Aslan'a ödeme en fazla 4.000 ödeme yapabiliyoruz. Örneğin Ahmet Çelik'e en fazla 1.000 maksimum 1.000 lira ödeme yapabiliyoruz. Neden mesela Murat Çelik'e 1.000 lira ödeme yapabiliyoruz? Çünkü ona şurada 3.000 lira para vermişiz, maaş vermişiz. Maaşı da 4.000 lira, 3.000 liralık bir ödeme yapmışız. Onun için 1.000 lira ödeyebiliyoruz. Bir de şöyle bir şey yapalım. Şimdi mesela az önce ben Murat'a ödeme yaparken dikkat ederseniz şu tutarı 300, 300, 400 lira, 400 diye yani para birimi şeklinde kaydetmemiş. Onu da şu şekilde düzeltebiliyoruz arkadaşlar.
Şurada kaydete bastığım zaman şurada aşağıda şu tutar var ya arkadaşlar, tutar. Bu tutarı şöyle yapabiliyorum. Şu satıra kayıt oluyor ya. Bu satırı seçip şurada value yazan yer yerine value yerine nokta style style diyorum. Yani stili arkadaş. Style eşittir tırnak içinde currency arkadaşlar yazarsam currency yazdım. Ben T yok ya. Yazmışım ya. Currency. Bu şekilde yazdığım zaman bu oranın para birimi olduğunu söylüyorum. Yani para birimi olarak style'ını değiştirecek arkadaşlar. G2. G2 nedir? Maaş hareketlerinde G2 nedir? Burasıdır. Bakın ben şu iki hareketi sileyim. Ya da yeni bir tane kaydedeyim. Bakalım para birimi şeklinde mi kaydedecek? Hatta şöyle biraz aşağı indireyim. Mesela birisine bir avans ödeyelim. Kime ödeme yapalım? Hasan Aslan'a bir avans olarak bir 500 lira avans diyelim. En fazla 4000 TL ödeme yapabilirsiniz. Biz ne yapıyoruz? 500 yazmışız. Bunu söylemesi biraz saçma oldu ya. İşte niye böyle dedi? Tip hatası. Format currency tekste maaş eksi ödenen. Burada böyle bir hata verdi mesela arkadaşlar. Bu hata vermesinin sebebi ya da bu hatayı vermemesi için az önce nerede hata verdi? Şurada hata verdi. Buraya on error Assume next yazmanız gerekiyordu hatırlıyorsanız. Az önce niye bir hata ben burada kaydet dediğim zaman şu style'da dolayı mı böyle bir şey yaptı ya? Yok hiç alakası yok. Bir daha çalıştıralım bakalım. Geliyorum. Mesela Hasan Aslan'a avans 300 TL nakit kaydedildi. Bakalım nereye ne olarak kaydı? Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi burada para formatı para birimi olarak böyle formatlı bir şekilde kaydettiğini gördünüz. Belki de buradan dolayıydı bu ikisini bir sileyim. Hatamız buradan olabilir. Evet, şimdi kafanız umarım karışmamıştır. Ne yaptık biz? Şunu yaptık arkadaşlar. Her şeyi bir sileyim. Şu hareketleri bir sileyim. Hiçbir hareket kalmasın. Delete ile sildim. Şimdi geliyorum. Personellerimiz burada. Maaşları burada arkadaşlar. 4000. Bunları sayıya dönüştür diyelim. Bunları da kaydederken tamam, şöyle bir çalıştıralım bakalım. Yeni bir personel kaydedelim. Maaşını yanlış mı kaydediyoruz bakalım. Personelimiz Sabri olsun. Yeni dedik. Heh, TC'sini yazıyoruz önce. Sabri. Sabri Duman olsun. Maaşı 5000 olsun. Gördüğünüz gibi en alta Sabri Duman'ı kaydetti ama para birimi şeklinde parasal değer olarak kaydetmedi. Hemen onun o hatasını da giderelim. Personel tanımlamaya geldim. Kaydetin içine girdim arkadaşlar. Şurada format currency yazıyor ya. Bunu siliyorum.
Şu sıfırı da siliyorum. Tamam. Sadece şu hücrenin style'ını, bakın şurayı unutmayın. Bundan sonra para birimi olan yerlere yapıştırıp şu value yerine nokta style yazıyorsunuz. Eşittir. Tırnak içinde currency yazıyorsunuz. Ondan sonra artık o zaten para birimine dönüşecektir. Hemen şu satırı şunu tekrar ben burada manuel olarak sayıya dönüştüreyim de. Bakın şimdi yeni bir personel kaydettiğimiz zaman bakın personel tanımlama yeni diyorum. İsmi Mehmet olsun ya da TC'sini yazdık yine. Mehmet Tunç diyelim. Maaşı 3.750 yazıyorum. Bakın hiç burada kaydete bastığım zaman otomatikman hemen arkada 3.750 bir de yanına 00 attı. Sıkıntı yok. Şimdi geliyorum maaş avans ödemeye. Kime ödeme yapalım? Mehmet Tunca. Bakın maksimum ödeme 3.750 TL diyor. Hemen avans yazıyorum. 500 avans diyelim. Ay, ne dedi? En fazla 3.750. Ben bunun sebebini anladım. Niye bunu soruyor arkadaşlar? Şunu 3 noktadan sonrasını şu 500'ü bunu 3 nokta yani şuraya kadar görüyor. Diğerini küsurat olarak görüyor. Bu nedenle bu hatayı verdi. Eğer biz şunu biz eğer formatlı yapmazsak sorun olmaz ama ya bu ne kadar uzadı arkadaşlar. Şimdi aslında şurada seç dediğim zaman eğer ben şuraya formatlı bir şekilde göstermezsem sıkıntı olmaz. Bak şunu tek silersem o sorunu çözmüş oluruz. İsterseniz bakın Mehmet Tuncu seçtim. Şurada avansı seçtim. Ben buraya 500 avans yazdığım zaman hiçbir sorun vermeyecektir. 3.000 vermeyecektir dedik ama verdi. Neyse arkadaşlar şöyle yapalım. Şuradaki şartı kaldıra bugün konsantre olamıyorum sanki. Şu kaydetin içindeki arkadaşlar şu sorgulamayı kaldırıyorum. Adam istediği kadar ödeyebilsin. İstediği kadar ödeyecek. Onu hallettik. Bir de şunu formatlı olarak yazsın. Şuraya formatlı olarak buraya yazsın. Tamam. En son hali bu. Son hali bu. Şöyle bakalım. Geliyorum buradan Mehmet Tuncu seçiyorum. 3.750. Buradan avansı seçiyorum. 500 lira ödediğim zaman avans kaydedildi. Tekrar geliyorum. Tekrar seçiyorum. Mehmet Tuncu tekrar seçiyorum. Bak bu sefer 3.250 ödeyebiliyorum. Yine avans 400 lira daha dedik. Şurada açıklama avans yazalım. Yine kaydettik. Tabi aradan zaman geçiyorum. Öyle farz edeyim. Öyle her an değil. Mesela birkaç günde bir geliyor. Bakın şu anda 2.850 ödeyebiliyorum. Ben burada maaş yazıyorum. 2.850. Buraya maaş ödemesi diyorum. Kaydettim. Tekrar geliyorum. Buradan Mehmet'i seçtiğim zaman maksimum ödeme 0.0. Burada işte şöyle bir sorgu yapabilir miyiz acaba? Yani burası 0 ise ödeme yapamazsın arkadaşlar. Buradan bir şey ödeyemezsin. Onu bir yapalım bari. Diğerini beceremedik. Bari bunu becerelim. Şuradan seç dediğim zaman
Şurada maksimum para ödeme hesapla diyoruz ya arkadaşlar. Burada şunu yapabiliriz. Şurada value işte şu çıkıyor ya. Burada eğer şurada bir frame'i bulalım. Şu frame nedir? Frame 1'dir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi frame 1. İşte şurada eğer if txt max nokta value eşittir ya da küçük eşit 0 ise frame 1 nokta enable eşittir false de olsun. FRM mesaj diyelim. Nokta. Aslında az yukarıda bir tane hesap yazmıştık arkadaş. Şurada hazırı var. Neredeydi o? Ha şu. Şunu alsak şöyle. Şuraya yapıştıralım. Şu if şuraya. Bu ay için bu ay için ödeme yapamazsınız. Olsun. Şöyle bir deneyelim. Yine Mehmet Tuncu seçtiğim zaman bu ay için ödeme yapamazsınız. Peki başka bir tane seçelim. Mesela Hasan Aslan'ı seçelim. Bir dakika, tüm personeller de bunu çağırıyor artık ya. Hepsinde bunu söylüyor. İşte bu yanlış. Niye hepsinde bunu söylüyor? Seç. Eğer sıfırdan küçük ise den ha şunu alta yazacağız. Sonra endif arkadaşlar. Her halükarda istiyordu şu anda. Bu böyle olacak. Yani if and if içinde olacak arkadaşlar. Şimdi bir daha deneyeyim. Mesela başka bir personel seçeyim. Örneğin Ahmet'i seçtim. Sıkıntı yok. Ama Mehmet'i seçtiğim zaman bu ay için ödeme yapamazsınız. Gel. Burası tamam. Şimdi son mesela başka bir personel seçtiğim zaman şurada bir dakika şöyle gelelim. Şu anda burayı kullanabiliyorum. Mesela Murat'ı seçtiğim zaman gelip avansını seçebiliyorum. Şimdi ben buradan mesela arkadaşlar Mehmet Tuncu seçtim ya. Burada şu anda burayı kapattı. Şu frame'i kapattı gördüğünüz gibi. Ama gelip örneğin Sabri'yi seçtiğim zaman bu frame'i açması lazım ama hala kapalı durumda duruyor. Burada da bir hatamız var. Bunu şöyle yapıyoruz. Şurada demişiz ya eğer sıfırdan küçük ise böyle. Şuraya else diyeceğiz. Else değil ise yani. Else şunu true yapacağız. Yani aç diyeceğiz. Şimdi bir daha bakalım. Şimdi ben Mehmet'i seçtiğim şu anda buralar kapalı. Peki gelip örneğin ödeme yapabileceğim Hasan'ı seçtiğim zaman bakın şu anda açık. Ama gelip tekrar Mehmet'i seçtiğim zaman ödeme yapamazsınız ve burası kapalı. Gördüğünüz gibi. Aslında burayı kapatacağımıza şu kaydetti devreden çıkarsak daha mantıklı oluyor geliyor bana. Bence biz BTN kaydetti aktif pası yapalım arkadaşlar. O zaman şöyle yapalım. Frame'i değil de BTN kaydetti. BTN kaydet enable false. Şuraya da BTN kaydeti true yapalım. BTN kaydet enable true. Bu şekilde daha mantıklı oldu. Bakın şu anda ödeme yapamazsınız. Kaydet pasif gördüğünüz gibi. Hiçbir şey yapamıyoruz. Bir daha çalıştırayım. Hasan'ı seçtiğim zaman sıkıntı yok.
Ama Mehmet'i seçtiğim zaman ödeme yapamazsınız diyor. Hatta şu Sabriye'ye de ödeyebileceğimiz maksimum tutar 5.000 lira ya. Ben buna da maaş 5.000 liraya maaş ödemesi diyorum. Ödemesi. Kaydete bastım. Şimdi ben burada Sabri ile Mehmet'i seçtiğim zaman artık bana uyarıyı vermesi lazım. Bakın. Mesela Sabri'yi seçiyorum. Ödeme yapamazsınız. Murat'ı seçiyorum. Sıkıntı yok. Mehmet'i seçiyorum. Vay ödeme yapamazsınız diyor arkadaşlar. Dersimiz epey uzadı tekrar. Şimdi son olarak seçtiğim personelin ödemelerini buraya da göstereceğim. Yine form şu LST ödemeleri seçip kolum HD true yapıyorum arkadaşlar. Fontunu da yine kalibri 12 yapmışız. Güzel. Peki ne yapacağız şimdi? Buraya arkadaşlar bir sorgu sayfası açmamız lazım. Maaş hareketlerinin bir kopyasını alıyorum. Maaş hareketleri sorgu diye bir isim veriyorum. Ya da hareket sorgu diye bir isim vereyim. Hareket sorgu. Hareket sorgu diye bir isim verdim. Şunu siliyorum. Peki bana ne getirecek arkadaşlar? Bana tarih, yani bana şunları getirmesini istiyorum. Dolayısıyla tabi personelin kodu lazım. Personel kodu, işlem kodu. Şunlara ihtiyacım yok. Evet, tarih lazım. Şu ikisini sildim. Personel kodu, işlem kodu, tarih, ödenen ve açıklama. Evet, ayı da getirsin. Tamam. Kaç kolon? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolon. 6 kolonumuz var. Şimdi formun arkadaşlar formun initialize kısmına geliyorum. Nerede initialize form? Initialize. Nihayet bunu okumayı öğrendim. İsmini söyleyebiliyorum artık. Nerede bu initialize ya? Heh, şurada. Şurada diyorum ki LST LS. Şimdi burayı boş verelim. Şunu yapalım arkadaşlar. Şimdi burada personeli seçtiğim zaman o personelin o ayki hareketlerini atacağım ya yeni bir sayfaya. Şimdi burada maksimum ödeme hesapla kısmı mantığının aynısı aslında benzeri. Şuradaki mantıkta yani buranın içerisinde bunu yapabiliyorum. Şimdi bakın dikkat ederseniz demişiz ki eğer maaş hareketlerindeki A'nın X'i personel koduna eşitse Şimdi ben buraya bir değişken daha tanımlıyorum. ST as satır yani as integer diyorum. Bunu ayrı bir şey yapalım ya. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar bence bugünlük yani bu gecelik dersimiz böyle olsun. Bir sonraki derste onu da yaparız arkadaşlar. Ders biraz uzadı. Şöyle avans 600 lira avans diyoruz, kaydet diyoruz, ekliyoruz. Son bir işlemimiz kaldı. Sadece şuradan personeli seçtiğimiz zaman arkadaşlar o ay içinde yapılan hareketlerini de ekrana getireceğiz bir sonraki derste. Yorum yazmayı, videoları eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve
Abone olmayı unutmayınız. Hepinize iyi geceler diliyorum.